Bozkurt Sayfa 18 Ali Rıza Bey'in evi insanların zar zor geçebildiği dar bir sokak üzerinde bulunan çatısına doğru üzüm sarmaşıklarının tırmandığı yarı harabe durumunda ahşap klasik bir Türk eviydi. Türk evlerinin hepsi sakin ve sessiz idi. Kapıları ve pencereleri devamlı kapalı durur, bir hayat emaresi görünmezdi. Arada sırada küçük çocukların taşlarla oynadıkları veya kahvehanelerin önünde sandalyelere yaslanmış yaşlıların kahvelerini yudumlayıp sigaralarını tüttürdükleri görülürdü. Arada bir evlerin birinden tepeden tırnağa çarşafa bürünmüş bir kadın çıkar. İtina ile evin kapısını kapattıktan sonra bir eliyle abiyesinin eteklerini toplarken diğer eliyle de peçesini örterdi. İki gözlerinden başka hiçbir yeri görünmeyen bu kadınlar su almak için çeşmeye doğru gündüzün ortasında karanlık bir gölge gibi süzülür giderlerdi. Evlerin tüm pencereleri o zamanlar adet olduğu üzere daima kapalı tutulurdu. Böylece ne içeriden ne dışarıdan kulübe misali evlerle paşaların ve zenginlerin konakları arasında pek fark görünmüyordu. Zübeyde Hanım Mustafa'yı doğurduğunda otuz yaşlarındaydı. Yedi yaşından beri de tesettüre girmiş, kendi aile efradıyla birkaç komşusu dışında hiçbir canlı mahlukla konuşmamıştı. <laughs> Yine eğitim adına hiçbir şey görmemiş, okuma yazma da bilmediği gibi evinin duvarları dışında cereyan eden hiçbir şeyden haberi de yoktu. Fakat bunun yanında otoriter yapısı ve ateşin fıtratı ile ailesine ve evine tam manasıyla hakimdi. Temiz bir köylü kızı olan Zübeyde'nin babası Arnavutluk'un güneyinde yaşayan basit bir köylü, annesi de Makedonyalı bir kadındı. Zübeyde Hanım uzun boylu, iri yarı, mavi gözlü, kestane saçlı, sağlıklı ve hareketli bir yapıya sahipti. Aynı zamanda koyu bir dindar, vatanperver, muhafazakar, sabit fikirliydi. Bütün Türk kadınları gibi erkek çocuğuna azami ihtimam gösterirdi. Zaten daha önce bir erkek çocuğunu doğumdan hemen sonra kaybetmişti. Şimdi sadece biricik oğlu ve ondan birkaç yaş büyük olan kızı makbulesi vardı. Zübeyde Hanım her zaman oğlunu yönlendirmeye çalıştıysa da o çok az istisnalar dışında hep itaatsiz bir çocuk tablosu çizdi. Küçük Mustafa sessiz, sakin, zayıf bünyeli, narin yapılı, solgun, mavi gözlü ve kumral saçlıydı. Herhangi bir his belirtisi göstermesi ve annesine itaat etmesi nadirattandı. Mustafa'nın kendi kendisiyle yetinme alışkanlığı alışılmışın dışındaydı. Birkaç istisna dışında hiç çocukluk arkadaşı olmadı. Devamlı tek başına oynardı. Babası daha fazla ticaretle meşgul olmak için bir müddet sonra memuriyetten istifa etti. Oğlunun da kendisini takip ederek iyi bir tüccar olmasını istiyordu. Oysa annesi onun tahsil yapmasını ve iyi bir vaiz olmasını da ısrar ediyordu. Tabii annenin görüşü ağır bastı ve Mustafa'yı Kur'an ezberlesin ve dinini, diyanetini öğrensin diye civarda bulunan bir mescidin yanındaki medreseye gönderdi. Daha sonra daha kaliteli bir okul olan Şemsi Efendi'nin okuluna verdi. Küçük Mustafa burada gözle görülür bir başarı gösterdi. Fakat babasının ticaret hayatının iflasla sona ermesinden bir müddet sonra vefat etmesi ve geriye fakir bir aile bırakması üzerine Zübeyde Hanım Mustafa'yı okuldan alarak kızı Makbule ile birlikte Selanik yakınlarında çiftçilik yapan kardeşinin yanına sığınmak zorunda kaldı. Orada küçük Mustafa'ya da ahırları temizlemek, hayvanlara bakmak düşmüştü. Ama bu hayat onun hiç ilgisini çekmemişti. Bu arada çalışma ortamı ve çiftliğin temiz havası Mustafa'yı gürbüzleştirmiş, direnci ve inadını arttırmıştı. Yaşı ilerledikçe Mustafa'nın yalnızlığa ve insanlardan bağımsız yaşamaya karşı meyli gittikçe artıyordu.